Sevgili arkadaşlar, öğrenciler tarafından en çok önemsenen konularından biri olan faktöriyel hesaplarını birlikte işlemeye çalışacağız. Faktöriyel hesapları oldukça önemli. Şöyle geçmiş konuları tekrarlarsak, ilköğretim okullarının 3. sınıfında ve lise 2. sınıfta bol miktarda görülen bir konu. Aslında bu konu permütasyon, kombinasyon ve binom artı olasılık konularıyla birlikte irdelenen gerçekten önemli bir konu. Öğrenciler fazla önemsememekle birlikte oldukça önemli bir konu olarak dikkat edilmesi gereken bir özellik. Faktöriyel, bakınız kısaca şöyle ifade edilebilir. Ters i şeklinde anlamı 3 faktöriyel denildiği zaman 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Bu da burada olduğu gibi 6'ya eşittir. Peki 4 faktöriyel nedir? 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'tür. Bu da 24'e eşittir. Yine örnek vermemiz gerekirse 5 faktöriyel bu kez 1'den 5'e kadar olan doğal sayıların çarpımıdır. Buradan da 24 ile 5'in çarpımı 120'dir denilir. Bunu böyle çoğaltabilirsiniz. Hiçbir zaman negatif sayının faktöriyeli olamaz. Örneğin eksi 3 faktöriyel işlemi tanımsızdır. Bir de dikkat etmeniz gereken önemli bir özellik 0 faktöriyeldir. 0 faktöriyel ise daima ve daima 1'e eşittir. Sevgili arkadaşlar, faktöriyelin 1'den o sayıya kadar olan çarpımını kısaca anlattıktan sonra bakınız bunlar üstünde bir takım yorumlar getirmek zorundasınız. Örneğin 5 faktöriyeli bir kez daha irdeleyelim. 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar olan doğal sayıların çarpımına eşittir. Bakınız ben sevgili arkadaşlar bu örneğimde 1'den 2'ye kadar olan sayının çarpımını 2 faktöriyel şeklinde gösterebilirim. Öyleyse 5 faktöriyeli ben 2 faktöriyel çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Sevgili arkadaşlar, yine 5 faktöriyeli bir kez daha yorumluyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Bakınız, 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımını ben 3 faktöriyelle sembolize etmiştim. Öyleyse 5 faktöriyeli ayrıca 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 şeklinde de gösterebilirsiniz. Aynı şekilde yine 5 faktöriyeli son olarak 1'den 5'e kadar olan doğal sayıların çarpımı şeklinde analiz ettiğimiz zaman bu ifade 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımını kısaca 4 faktöriyel şeklinde ifade etmiştim. Dolayısıyla 5 faktöriyeli yine 4 faktöriyel çarpı 5 şeklinde gösterebilirim. Değerli arkadaşlar, burada önemli özelliklerden biri, gerçekten çok önemli, faktöriyel hesaplarıyla ilgili 4 işlem problemleridir. Ya faktöriyel problemlerini çözmek için faktöriyelin değerini bulursunuz veya payda ya da paydada yer alan en küçük faktöriyel ortak parantezine alırsınız. Bakınız, bir örnek vermemiz gerekirse 8 faktöriyel
eksi 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel işleminin sonucunu birlikte irdelemeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, sakın ha 1'den 8'e kadar sayıları çarpıp daha sonra 1'den 7'ye kadar sayıları çarpıp birbirinden çıkartmayınız. Bu tür sorular tuzak sorularıdır. Eğer bir işlemde pay ve payda varsa bu örnekte olduğu gibi payı ayrı düşünmeli, paydayı da ayrı düşünmelisiniz. Payın en küçük değeri 7'dir bu örnekte. Öyleyse ben buradaki 8 faktöriyeli 7 faktöriyel çarpı 8 şeklinde düşünebilirim. Paydaya geçtiğim zaman yine 2 tane değer var. Kuralım yine aynı. En küçüğü 5 faktöriyeldir. Dolayısıyla büyük olan 6 faktöriyeli küçüğü olan 5 faktöriyel normunda yazmam gerekmekte. Dolayısıyla 6 faktöriyel yerine 5 faktöriyel çarpı 6 yazabilirim. Sevgili arkadaşlar, lütfen paya bakalım. Payda 7 faktöriyeller ortaktır. Öyleyse 7 faktöriyel ortak çarpan parantezini aldığımda bakınız burada 8, arada eksi, burada da 1 kalır. Bölü. Alta baktığım zaman dikkat edilirse her iki ifadede 5 faktöriyeller ortaktır. Dolayısıyla 5 faktöriyel ortak çarpan parantezini aldığımda burada 6, arada eksi, burada yine 1 kalacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu işlemleri düzenlediğimizde işlemimizin sonucu 7 faktöriyel çarpı 7 bölü 5 faktöriyel çarpı 5 olarak karşımıza çıkar. Değerli arkadaşlar, bakınız biraz önce anlatmaya çalıştık. Örneğin 5 faktöriyeli ben 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 şeklinde de yazabilirim. Ya da 4 faktöriyel çarpı 5 şeklinde de yazabilirim. Aynı özellikten hareket ederek 7 faktöriyeli ben, dikkatle takip edelim, paydada 5 faktöriyel olmasından dolayı 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 şeklinde düzenliyorum. Paydaki 5 faktöriyel ile paydadaki 5 faktöriyel birbiriyle sadeleşir. Öyleyse istenilen sorunun çözümü 6 çarpı 7 çarpı 7 bölü 5 değerine eşittir denilir. Bir başka sayısal örnek vermemiz gerekirse, bakınız bir bölme işleminde örneğin 10 faktöriyel bölü yine 8 faktöriyeli göz önünde bulunduralım. Veya bunu isterseniz 5 faktöriyel de yazabiliriz. Bazı arkadaşlarımız hemen onu 5'e bölüp sonuç 2 faktöriyeldir diyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Böyle durumlarda bilhassa kesir problemlerinde özellikle ve özellikle büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyel cinsinden yazmanız gerekmektedir. Dolayısıyla ben 10 faktöriyeli 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. Bu da zaten 8 faktöriyel. Arada çarpma işlemi olmasından dolayı 8 faktöriyel ile üstteki 8 faktöriyel birbirini götürecektir. Problemin doğru çözümü 9 çarpı 10, o da eşittir, 90'a eşittir denilir. İşte burada biraz daha problemimizi ilerlettiğimiz zaman, bakınız 1'den 2, 3, 4, nokta nokta, n-3,
n-2 n-1 çarpı n'e kadar olan doğal sayıların çarpımı bana n faktöriyeli vermektedir. Bu önemli bir problem türüdür. Dolayısıyla temel formül olarak bu kavramı iyi öğrenmeye çalışmalısınız. Bizim için önemli olan bir başka değer, bakınız ben aynı formülü birden n-3'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde düşünürsem, buraya kadar n faktöriyel eşittir n-3 faktöriyel çarpı n-2 çarpı n-1 çarpı n şeklinde de gösterebilirim. Aynı 5 faktöriyel hesabında yaptığım gibi önemli. Bakınız, şayet ben n faktöriyeldeki birden n-2'ye kadar olan sayıları da kısaca n-2 faktöriyel şeklinde ifade edebilirim. Öyleyse n faktöriyel n-2 faktöriyel çarpı n-1 çarpı n şeklinde de ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla problemlerdeki pay ve payda konumu hangisi için geçerliyse n faktöriyeli bu kalıplarda çok rahat bir şekilde gösterebilirim. Yine esas olan soruma dönüyorum. Diyorum ki birden n eksi 1'e kadar olan doğal sayıların çarpımını ise yine n faktöriyel eşittir n eksi 1 faktöriyel çarpı n şeklinde de ifade edebilirim. Dolayısıyla n faktöriyelin bakınız sonsuz formülü ortaya çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, burada şöyle bir soru yazmanız mümkün. Acaba öğretmenim bana n'in dışında bir kalıp verildiği zaman bu kalıptaki formülü nasıl yazmam gerekiyor? Örneğin 2n eksi 1 faktöriyelin açılımı nedir? Bakınız 2n eksi 1 faktöriyelin açılımını gerçekleştirmeye çalışalım. Esas formülünüzde n gördüğünüz yere 2n eksi 1 yazarsınız. Kural önemli olması nedeniyle bir kez daha tekrar ediliyor. 2n eksi 1 faktöriyelin açılımını ana formülde n gördüğüm yere 2n eksi 1 yazarak formülü bulabilirim. İşte bu formülün açık şekli 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta n gördüğüm yere 2n eksi 1 yazıyorum. 1 eksi 3 de burada var. 2n eksi 4. N gördüğüm yere 2n eksi 1 yazıyorum. 1 eksi 2 de burada var. 2n eksi 3. Bakınız burada yine n görüyorum. Öyleyse n gördüğüm yere 2n eksi 1 yazdığımda 2n eksi 2 ve son olarak n gördüğüm yere 2n eksi 1 yazabilirim. Dolayısıyla 2n eksi 1 faktöriyelin açık şeklini oluşturmuş oldum. Sevgili arkadaşlar, bir başka formül oluşturalım. Mesela ne diyelim? N kare artı 1 faktöriyel. Acaba bu formülün genel açılımı nedir? Bir kez daha ana formüle yöneliyorum. Yine yazalım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta. N gördüğüm yere n kare artı 1 yazdığımda
artı 1 ile eksi 3, eksi 2 edecektir. N kare eksi 2 çarpı N gördüğüm yere N kare artı 1 yazdığımda N kare eksi 1 edecektir. N kare eksi 1 çarpı N gördüğüm yere N kare artı 1 yazdığımda eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecektir. N kare çarpı ve son olarak N gördüğüm yere N kare artı 1 yazdığımda verilen ifadenin açık şeklini bir kez daha bulmuş olurum. Bu da bana problem çözümlerimde çok büyük bir kolaylık ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, faktöriyel hesaplarında dikkat etmeniz gereken bir başka önemli kuraldan daha bahsetmek istiyorum. Bu tür problemler fazla yer almamasına rağmen hemen hemen bütün piyasadaki matematik kitaplarında yer aldığından dolayı öğrencilerimiz tarafından iyi olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Bakınız, fazla acele etmeyelim. Sevgili arkadaşlar, bir hatırlatma babında 6 faktöriyeli yazalım. 6 faktöriyel 1'den 6'ya kadar olan doğal sayıların çarpımına eşittir. Ben bu ifadeleri bir kez daha genişletiyorum. Eşittir diyorum. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı. Bakın 4'ü 2'nin karesi şekline getiriyorum. 5'te yapabileceğim bir şey yok. 6'yı ise 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Yani bütün çarpanları asal sayıya çeviriyorum. Daha sonra devam edelim. 2'lerden kaç tane var? Üstünde 1 var. Üstü sayıları lütfen hatırlayınız. Tabanları aynı olan üstlü sayılar çarpılırken ortak taban aynen yazılır. Üstler ise toplanıyor idi. 1, 2 daha 3, 1 daha 4. Böylelikle 2'yi hallettik. Peki sırada 3 var. 3'ün üstü kaç olacaktır? Çok güzel. Bakınız 2. 3'leri de hallettik. Ve 5'in üstünde kaç vardır? 1 vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bana gerçekten faktöriyel hesaplarının en önemli problemlerinin çözümünde büyük kolaylık sağlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, bunun 600 olduğunu düşünelim. Peki ben 1'den 600'e kadar olan sayıları yazacak mıyım? Tabii ki hayır. Burada bir takım kuralları geliştirmemiz gerek. Eğer ben, bakınız şu 6'yı alıyorum, devamlı 2'ye bölüyorum. Çünkü 2'nin üstündeki sayıyı bulmaya çalışmalıyım. 3 kere var. 3'ü de 2'ye bölüyorum. 1 kere var. Artık bu 1 2'ye bölünebilir mi? Bölünemez. Öyleyse lütfen dikkat edin bakın. 3 ile 1'in toplamı bana neyi verdi? 2'nin üstündeki sayıyı verdi. İşte bu matematikteki faktöriyel hesaplarının en önemli konularından biri olarak irdelenir. Sevgili arkadaşlar, geliniz birlikte bu 2'yi araştıralım. Bakınız nasıl bulunmuş? Hemen 6'yı getiriyorum. Taban 3 olması nedeniyle 3'e bölüyorum. 2. Peki bu 2 artık 3'e bölünebilir mi? Bölünemez. Öyleyse diyorum, 3'ün üstündeki sayım ne olmalıdır? 2 olmalıdır diyorum. Bir kez daha 5'in üstündeki sayıya bulmak için
6'yı 5'e bölmeliyim. 6'yı 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5. Bakınız bu beni ilgilendirmiyor. Şu bölünen bölen bölüm benim için önemli. Bir de artık 5'e bölünemeyeceğinden dolayı 6 faktöriyelin içindeki 5'in maksimum üssü 1 olmak mecburiyetindedir diyorum. Sevgili arkadaşlar, faktöriyel hesaplarında dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri budur. Sevgili arkadaşlar, şimdi ise bu konuyla ilgili 22 tane sorumuz var. Bu soruların çözümlerine geçip buradaki anlattığımız konuları birlikte problemler üzerinde çözmeye çalışmak zorundayız. 15 faktöriyeli bana vermiş. 15 faktöriyeli 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C çarpı 7 üzeri D çarpı E eşitliğinde E'nin en küçük değeri yani minimum değeri benden isteniyor. Sevgili arkadaşlar, önemli bir soru. Bakınız, ben şimdi size soruyorum. Bunun minimum olması için bu üslerin en büyük olması gerek, öyle değil mi? Eğer bunun içinde atıyorum 5 tane 2 varsa, bu 5 tane 2 aynen buraya yazmalısınız. Bunun en küçük olmasını istediğinizden dolayı. İşte bakınız, gelin acele etmeden soruyu birlikte irdeleyelim. Sevgili arkadaşlar, 15 faktöriyel neydi? 1'den 15'e kadar olan doğal sayıların çarpımıydı. Bakın yazıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu 15 faktöriyele eşittir. Daha sonra hani son örneğimizde yaptık. Bu değerleri asal çarpanlarına ayıralım. Bakınız. 1'de hiçbir şey yapamam. 2, 3, 4'ü 2 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. 5'te hiçbir işlem yapamam. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. 7'yi aynen yazıyorum. 8'i 2'nin kübü olacak şekilde yazıyorum. 9, 3'ün karesi olacak şekilde yazıyorum. 10'u 2 çarpı 5 olacak şekilde yazıyorum. 11'i aynen yazıyorum. 12'yi 3 çarpı 4 şeklinde düşünüyorum. 4'ü de 2'nin karesi. İşte bakınız. 13'te hiçbir işlem yapamam. 14'ü 2 çarpı 7 şeklinde yazıyorum. 15'i 3 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. İşte arkadaşlar. Bu yazılımdan sonra 2'nin üssünü bulmaya çalışalım. Bakın 2'yi yazıyorum. Burada bir tane var. 2 de burada. 3, 4, 7, 8, 10, 11. Demek ki 2 üzeri 11'li bir sayı. Sırada 3 var. Yine 3'e geçelim. Burası 1. Burası 2. 1, 2 de burada var. 4. Bir tane burada var. 5. Bir tane de burada var. 6. Demek ki A en büyük 11, B en büyük 6'dır diyorum. Ve problemimin çözümüne devam ediyorum. 5'i yazıyorum. Şimdi 5'in üstündeki C'yi bulmaya çalışmalıyım. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. 2. Bir tane de burada var.
3. Öyleyse 5'in üstündeki C maksimum 3 olabilir diyorum. Yine devam ediyorum. 7'nin üstündeki sayıyı bulmaya çalışmalıyım. Bu sayı doğal olarak en büyük olmalı. Burada bir tane var. 7. Bakalım arkadaşlar. Bir de burada var. 7. Demek ki 7 üzeri 2. Artık geriye kalan sayılar bana neyi verecektir? E'yi verecektir. Lütfen dikkatle takip edelim. Sevgili arkadaşlar, bir 11 var. Çarpı bir de ne var? 13 var. Öyleyse E'nin en küçük değeri, yani biz buna minimum değeri 11 ile 13'ün çarpımıdır diyoruz. Hemen çarpalım. 13 ile 11. 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1. Öyleyse E'nin minimum değeri 143 olup doğru seçenek D'dir denilir. Sevgili arkadaşlar, şimdi yeni bir sorumuza geçelim. 30 faktöriyel bölü 3 üzeri x eşittir k eşitliğinde x ve k pozitif tam sayılardır. Buna göre x'in en büyük değeri nedir deniliyor. Sevgili arkadaşlar, ben şimdi burada 1'den 30'a kadar yazıp daha sonra buradaki 3'leri bulmam bana zaman kaybettirecektir. Dolayısıyla burada ben 30'u sürekli 3'e bölerek 30'un içindeki 3'lerin üstlerini çok rahat bir şekilde bulabilirim. Bakınız, bu işlemi sayısal ifadelere döktüğünüz zaman 30'un 30 faktöriyelin içindeki 3'lerin üssünün en büyük olmasını istiyorum. Çünkü x'in en büyük değeri diyor. Hiçbir şey demeseydi 1 de olurdu, 2 de olurdu, 3 de olurdu. Ama en büyük değeri benim için önemli. Hemen getiriyorum. 30'u 3'e bölüyorum. 10. Bu birinci sonucum. 10'u getiriyorum. Bir kez daha 3'e bölüyorum. 3. 3'ü getiriyorum. Yine 3'e bölüyorum. 1. İşte sevgili arkadaşlar. Öyleyse siz bu açılımı yaptığınız zaman 30 faktöriyeli, bakınız şöyle yazabilirsiniz. 3 üzeri 14 çarpı diğer sayılar. Bu sayıları A ile sembolize ederim. Bölü 3 üzeri x. Dolayısıyla bu x'in en büyük sayısal değeri kaça eşittir diyorum? 14'e eşittir diyorum. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği B seçeneğidir denilir. Bir başka soruya geçelim. Sevgili arkadaşlar, bu sorumuzda yine dikkatle üzerinde durmamız gereken önemli bir konu var. Bir önceki soruda taban 3'tü. Bakınız burada 8. Bu özel bir soru. Dolayısıyla bu sorunun çözümünde yine aynı mantığı kullanmak zorundasınız. Soruyu tahtaya monte edelim. 40 faktöriyel bölü 8 üzeri x eşittir k eşitliğinde x ve k pozitif tam sayılardır. Buna göre x'in en büyük değeri nedir deniliyor. Eğer bu soru x'in değeri nedir şeklinde sorulsaydı,
soru hatalı olurdu. Çünkü x'in birçok değeri söz konusudur. Halbuki burada en büyük değerden bahsedilmektedir. Sevgili arkadaşlar, lütfen dikkatlice takip edelim. Biz 8'in üstününü bulamayız. Mutlaka bulabilmeniz için tabanınızın asal sayı olması gerekmekte. Nasıl 2'ye böldük, 3'e böldük, 5'e böldük, 7'ye böldük. Öyleyse burada da aynı mantıkla hareket etmeye çalışmalıyız. Ben dikkatlice takip edelim arkadaşlar. 8 gördüğüm yere 2 üzeri 3 ne yapabilirim? Yazabilirim. Bakınız birlikte yazalım. 40 faktöriyel bölü 2 üzeri 3x eşittir k. Demek ki faktöriyel hesaplarındaki verilen bir sayının üssünü bulmamız için o sayının mutlaka asal bir sayı olması gerekiyor. Sanki 2'ymiş, 3'müş, 5'miş, 7'ymiş, 11'miş gibi. Sevgili arkadaşlar, acaba diyorum ki 40 faktöriyelin içinde 2 üstünde kaç kere var? Bunu anlamak için değerli arkadaşlar, bir kez daha 40'ı sürekli 2'ye bölmek istiyorum. İşte bu bölme işlemini hemen gerçekleştirelim. 40'ı 2'ye bölüyorum, 20. 20'yi 2'ye bölüyorum, 10. 10'u 2'ye bölüyorum, 5. 5'i 2'ye bölüyorum, 2. 2'yi 2'ye bölüyorum, 1. Dolayısıyla 40 faktöriyelin içinde 20, 30, 35, 37, 38 tane 2 varmış. Yani 40 faktöriyeli siz 2 üzeri 38 çarpı burada bir sayı var. Büyük bir sayı. Bu sayıyı A ile sembolize edelim. Bölü 2 üzeri 3x. Bakınız arkadaşlar. Benden x ve k'nın pozitif sayı olduğu verilmiş. Öyleyse 38 kaça eşit olmalı diyorum? 3x'e. Ancak 38'i 3x'e eşitlediğinizde x ondalıklı bir sayı olup aranılan tam sayı değeri değildir. Bir azaltalım. Yani bu 2'nin birini a'ya çarpan olarak verdiğimde bu kez 2'nin üzeri 37 olup 3x'e eşitliğimde x yine ondalıklı bir sayı olur. Halbuki x'in bir tam sayı olma şartı var. Bir kez daha azaltıyorum. 36 eşittir 3x'de x eşittir 12 bulunur ki x'in en büyük değeri 12'dir denilir ve doğru seçenek C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, yeni bir sorumuza geçelim. Bu sorumuzda gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Gerçekten çözümü bizim için sonuçtan gidilerek de yapılabilir veya 4 işlem yoluyla da yapabilirsiniz. Bizim için önemli olan bir orantı problemi, hem de çarpmalara dikkat ettiğiniz zaman konuyu daha iyi anlamış sayılırsınız. 4 faktöriyel eksi a faktöriyel bölü 4 faktöriyel artı a faktöriyel eşittir eksi 2 bölü 3 olduğuna göre acaba a'nın sayısal değeri nedir deniliyor? Sevgili arkadaşlar, buradaki eksi ya paya aittir ya da paydaya aittir. Hangisi olması
matematiksel olarak bir önem taşımamaktadır. Ben bakınız bu eksiği burada verilmesine rağmen ister sevgili arkadaşlar paya isterseniz paydaya yazabilirim. Dolayısıyla o kesiri işlemde hata yapmamak üzere paya yazdım. Değerli arkadaşlar, bunun bir orantı olduğunu biliyorsunuz. Çaprazlama çarpımlar birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Öyleyse bu çarpma işlemini gerçekleştirelim. 3 çarpı 4 faktöriyel eksi a faktöriyel eşittir. Eksi 2 çarpı 4 faktöriyel eksi 2 çarpı a faktöriyeldir. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine soldan dağılma özelliğini uyguluyorum. Bakınız. Sakın ha 3 ile 4'ü çarpmayınız. Matematikte çarpma ya da toplama ya da bölme veya çıkartma yapabilmeniz için ifadelerin aynı çokluğu belirtmeleri gerekmektedir. Bu sanki şuna benzer. İşte toz şeker ile siz herhangi bir katı cismi toplayamazsınız. Yani birimlerin birbirine eşit olması gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar, 3 tane 4 faktöriyel, bakın çarpıyorum, eksi 3 tane a faktöriyel eşittir. Eksi 2 tane 4 faktöriyel, eksi 2 tane a faktöriyel yazılabilir. Sevgili arkadaşlar, eşitliğin sağ tarafında yer alan eksi 2 tane 4 faktöriyeli eşitliğin soluna artı 2 tane 4 faktöriyel olarak geçirebilirim. 3 tane 4 faktöriyel artı 2 tane 4 faktöriyel eşittir. Eksi 3 tane a faktöriyeli eşitliğin sağına artı 3 tane a faktöriyel. Burada yine eksi 2 tane a faktöriyel olduğunu biliyorum. Sevgili arkadaşlar, 3 tane 4 faktöriyel ile 2 tane 4 faktöriyelin toplamı 5 tane 4 faktöriyel olup 3 tane a faktöriyelden 2 tane a faktöriyelin farkı ise 1 tane a faktöriyele eşittir denilir. Sevgili arkadaşlar, lütfen dikkatlice takip edelim. Ben 4 faktöriyeli şöyle yazamıyor muydum? 5 çarpı 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı. Peki bu ise bana 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımını verdiğinden dolayı 5 faktöriyel eşittir a faktöriyeldir. Bu eşitliğin doğru olabilmesi için a'nın yerine hangi doğal sayı gelecektir? 5 gelecektir. Dolayısıyla sorumun doğru çözümü C seçeneğidir diyorum. Ve yeni bir sorunun çözümüne geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu soru çok önemli bir soru. Lütfen dikkatlice irdeleyelim. Ardışık sayılardan bahsediyor ve faktöriyelle ilgili önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. X ve Y ardışık çift doğal sayılar. A büyüktür B olmak üzere. Bakınız. A faktöriyel bölü B faktöriyel artı 1 eşittir 31 ise A artı B değeri nedir deniliyor. Burada A ve B birbirinden büyük, A B'den büyük ve bunların birer çift sayı
olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, burada A ve B'nin ardışık bir çift sayı olduğu düşünülürse, hemen çift sayı denildiğinde bizim bir kuralımız vardı. Birinci çift sayı, bir hatırlatma yapalım. 2n ise, 2n'i ardışı olan çift sayı 2n artı 2, diğeri 2n artı 4, normal şeklinde devam ediyordu. Sevgili arkadaşlar, eğer sayılarımız ardışık tek sayı olsa idi, o zaman 2n artı 1 ardışı 2n artı 3 ardışı 2n artı 5 nokta nokta devam edip gidiyordu. Yine sevgili arkadaşlar, sayılarımız ardışık sayı. Bakınız, ne tek sayı ne de çift sayı deniliyor ise, o zaman da sayı başlangıcını n alıyorum. N artı 1, n artı 2, n artı 3 şeklinde devam edip gidiyordum. Öyleyse sevgili arkadaşlar, A'nın ve B'nin çift sayı olduğu gerçeği göz önünde alındığında benim A yerine, lütfen dikkatlice takip edelim, 2n artı 2, B yerine ise 2n yazabilirim. İşte ve problemimin çözümü de doğal olarak ortaya çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar, 2n artı 2 faktöriyen bölü 2n faktöriyen artı 1 eşittir 31 ifadesi yazılabilir. Sevgili arkadaşlar, 1'i eşitliğin sağına eksi olarak aktardığımda bu ifadeyi ben 2n artı 2 faktöriyen bölü 2n faktöriyen eşittir 30 biçiminde analiz edebilirim. Sevgili arkadaşlar, işte burada yine bir kısaltma yapmak zorundasınız. Bakınız, burası çok önemli. Bu kısaltmayı ise, hani baştan bir formül verdim, o formüle göre yapabilirsiniz. Ancak ona da aslında gerek yok. Bizim için önemli olan problem türlerinde 2n artı 2 faktöriyelin birden başlayıp 1, 2, 3 nokta nokta 2n, 2n artı 1, 2n artı 2 olduğunu bilmeniz önemli. Dolayısıyla ben şu ifadeyi, bakınız, şöyle yazabilirim. 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta nokta 2n, 2n artı 1, 2n artı 2 olarak problemi çözümüne yardımcı oluyorum. Kesir çizgisi var. Lütfen dikkatlice takip edelim. 2n faktöriyel ise bu kez birden başlayıp 2n'e kadar devam eden önemli bir kavram olarak karşıma çıkmakta olup 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta nokta 2n yazdım. İşte bu değer 30'a eşittir diyorum. Bakınız, birden başlayıp 2n'e kadar devam eden sayı ile paydadaki birden başlayıp 2n'e kadar devam eden bu sayı birbirleriyle çarpım normunda olduklarından dolayı çok rahat bir şekilde sadeleşirler. Öyleyse elde ettiğim şu değeri bir kez daha ortaya yazalım. 2n artı 1 çarpı 2n artı 2, o da eşittir 30 değeridir. İşte bakınız, burada bir dağılma özelliği var. 2n ile 2n'in çarpımı 4n kare, 2n ile 2'nin çarpımı 4n artı 1 ile
2n'in çarpımı 2n artı 1 ile 2'nin çarpımı 2 eşittir 30. 30'u eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek aktarabilirim. Bakınız 4n kare artı 6n eksi 28 eşittir 0 ifadesi benim için önemli. Sadeleştirme var mı? Evet var. 2 ile sadeleştirdiğimde 2n kare artı 3n eksi 14 eşittir 0 ifadesini elde ettim. Buradaki n'i bulmak için bizim için önemli bir formülümüzü daha önceki derslerimizde özellikle bahsettik. Delta yardımı ile veya çarpanlara ayırma metodu ile buradaki n'i bulmaya çalışmalısınız. Şayet bunlardan hiçbirini yapamıyor iseniz n'e değer veriniz. 1 verin. Eğer sağlıyorsa n'i 1 alabilirsiniz. 2 verin. Mesela 4. 2, 4, 8. 2 kere 3, 6. 8, 6 daha kaç etti bakınız? 14. Demek ki n'in bir değeri 2'dir. Veya tutmadı 3 verin. 4 verin. Yani ÖSS sınavındaki sorular da böyle. İlle formüle bağlı kalmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama ben konu hatırlamanız için delta ile çözmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Bu formül aynı zamanda geometride bile karşınıza çıkmakta olan çok önemli bir formül. ÖSS'ye hazırlanan siz değerli öğrencilerimiz tarafından çok iyi bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Bakınız, formülü bir kez daha yazıyorum. Eksi b artı eksi b kare eksi 4 çarpı a çarpı c bölü 2a idi. Bu formülü hatırlıyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. A n kareli terimin önündeki katsayı değeri burada 2'dir. B n'li ifadenin önündeki katsayı değeri artı 3. C ise hiçbir değere bağlı olmayan, yani ne n'e ne de n kareye bağlı olmayan problemdeki eksi 14 değeridir. Bu değerleri getirip soruda yerine monte ederim. Sevgili arkadaşlar, eksi formülden var. B değerinin 3 olduğunu ifade etmiştik. Artı eksi, B'nin karesi 9, eksi 4, A değeri 2, C değeri eksi 14, bölü 2A, o da 4'e eşittir. Sevgili arkadaşlar, hemen kökün içine gidiyorum. Eksi 8, bakınız. Eksi ile çarpımı artı, hemen 8 ile çarpalım. 32 elde var 3, 112. 1, 9 da burada var, 121. 121 ise dışarı ne olarak çıkacaktır? 11 olarak dışarı çıkacaktır. Öyleyse ifadem, eksi 3 artı eksi 11 bölü 4 olmakta olup, önce eksilisini, eksi 11 ile eksi 3'ün toplamı eksi 14. Kesirli bir sayı olamaz. Şimdi artılısını, 11'den eksi 3 çıktı, 8, 4'e böldüm, 2 değeri. Öyleyse n'in sayısal değeri 2'dir diyorum. Bakınız, a'yı 2n artı 2 şeklinde göstermiştim. N'i de 2 olarak bulduğumdan dolayı 4, 2 de 6. Demek ki a'nın sayısal değeri 6. B'yi ise 2n olarak ifade etmiştim. N'in sayısal değeri 2 idi. 2 kere 2, 4'tür. Benden
A ile B sayısının toplamını istemektedir. Dolayısıyla bu toplam 10 olup doğru seçeneğimiz D'dir. Şimdi konumuzla ilgili diğer bir örneğimize geçelim. Sevgili arkadaşlar, bu örneğimiz ÖSS sınavında çıkabilecek özellikle yine önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. 23 faktöriyel eşittir 6 üzeri m çarpı n olduğuna göre, tabii ki burada m ve n yine pozitif tam sayılar olmak üzere, m'nin en fazla değeri nedir denilir. Sevgili arkadaşlar, 23'ün içinde 6'yı arayamazsınız. Onun kuralı vardı. Mutlaka ve mutlaka arayacağınız sayılar asal olmak zorundaydı. Dolayısıyla ben 6'yı 2 çarpı 3 üzeri m çarpı n şeklinde ifade edebilirim. Buradan 2 üzeri m çarpı 3 üzeri m çarpı n şeklinde bir yorumlama geliştiririm. Şimdi birlikte irdeleyelim. 23 faktöriyelin içinde acaba m en fazla kaç tane var? Sevgili arkadaşlar, hemen 23'ü 2'ye bölelim. 23'te 2 11 kez var. 11'de 2 5 kez var. 5'te 2 2 kez var. 2'de 2, 1 kez var. Dolayısıyla M gördüğüm yere 11, 16, 18, bir de bu 19. Yani M'in değeri 19 olabilir. Çarpı, şimdi ise 3'e bakmalıyım. Değerli arkadaşlar, 23 faktöriyelin İçinde 3'ü üstü olarak yazdığım zaman acaba m'ler kaç tane var? Dolayısıyla bir kez daha böyle alalım. 23'ü sürekli 3'e bölmeliyim. 3 kere 7, 21. 7'de 3, 2 kere. Ve bir daha bölünmüyor bakınız. Öyleyse 23'ü 3'ün üssü şeklinde yazdığım zaman 3'ün üssü 3 üzeri ne olacaktır bakın? 9 olacaktır çarpı n. Sevgili arkadaşlar, şimdi önemli bir kural üstünde durmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, size bu tür bir soru sorulduğunda siz olayı şöyle düşüneceksiniz. 23 faktöriyelin içinde 19 tane 2 çarpanı, 9 tane de 3 çarpanı. Dolayısıyla 9 tane 6 çarpanı var demektir. Onun için 6'nın üssü ifadedeki en büyük asal sayı olan 3'ün üstündeki doğal sayıya eşit olup bu değer 9'dur. Sorumuzun doğru seçeneği E seçeneğidir denilir. Sevgili arkadaşlar, yeni bir soruya geçiyoruz. Bu sorumuzda birçok matematik kitabında yer alan önemli bir soru tipi olarak karşımıza çıkmakta. Soruda 100 faktöriyel eksi 25 faktöriyel eksi 1 sayısının sonunda kaç tane 9 rakamı olduğuyla ilgili önemli bir problem türü. Bir sayının sonunda faktöriyel olarak düşünüldüğünde kaç tane 0 olması benim için önemli. Bunu bulmak için sayı
sürekli 5'e bölünür. Değerli arkadaşlar, sayıyı ben yazmam gerekirse 100 faktöriyeli, bakınız şöyle yazabilirim. Hemen 100'ün sonunda kaç tane sıfır olduğunu bulmak için sayı 5'e bölünür. Çünkü 10, 2 ile 5'in çarpımı. Biraz önce söyledim, en büyüğüne bakmalıyım. 5, 2'den büyük olması nedeniyle sürekli 5'e bölüyorum. 20, 20'yi 5'e bölüyorum, 4, bir daha bölünmüyor. Yani 100 faktöriyel sayısı işlem olarak gerçekleştirildiği zaman sonunda 24 tane sıfır olacaktır. Peki, acaba ben bu sayıdan 25 faktöriyeli çıkartıyorum. 25 faktöriyelin sonunda acaba kaç tane sıfır var? İşte bunu bulmak için 25'i sürekli biraz önce yaptığımız gibi 5'e bölüyorum. 5 kere 5, 25. 5'i bir kez daha 5'e bölüyorum, 1. Öyleyse 25 faktöriyelin sonunda diyorum 6 tane sıfır var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sıfır var. Bunları taraf tarafa çıkarttığımda bakınız 6 tane sıfır otomatik olarak aşağı iniyor. Bir de bunlardan 1 çıkartıyorum. Sıfırdan 1 çıktı, 10'luk aldım, 9. Burada 9. Bakın dikkat edin, burada 9. Burada 9. Burada 9, burada 9. Toplam 2, 4, 6 tane bu sayının sonunda 9 rakamı olduğu gözükür. Dolayısıyla sorunun doğru çözümü C seçeneğidir denilir. Değerli arkadaşlar, yeni bir sorumuza geçelim. Bu sorumuz yine bütün matematik kitaplarında yer alan faktöriyelin temel sorularından biri. Sorumuz 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel nokta nokta 2002 faktöriyel toplamının birler basamağındaki rakam nedir deniliyor. Sevgili arkadaşlar, sanki bunları çevirme yapıyormuşçasına düşünelim. 1 faktöriyel 1'e eşittir. 2 faktöriyel 1'den 2'ye kadar olan sayının çarpımı, yani 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar olan sayının çarpımı olan 6'ya eşittir. 4 faktöriyel 24'e eşittir. 5 faktöriyele dikkat edelim, 120'ye eşittir. 6 faktöriyele dikkat edelim, 720. Yani bundan sonra ne gelirse gelsin sayınızın birler basamağı daima ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Öyleyse birler basamağındaki rakamı istediğinden dolayı sayının birler basamağındaki rakamları toplanılır. 10, 12, 13'ün 3'ü. Elde var 1. Artık buraya getirilir. Ama bu benim için önemli mi? Hiçbir önemi yok. Çünkü benden neyi istiyor? Birler basamağındaki rakamı istiyor. Öyleyse sorunun doğru çözümü D seçeneğidir denilir. Doğru seçenek D'dir. Yeni bir soruya geçelim. Sevgili arkadaşlar, bu sorumuz da gerçekten büyük bir öneme sahip. Bakınız, soru kökünde hem 21 var hem de 35 var. Öyleyse 70 faktöriyel eşittir A çarpı 21 üzeri X eşittir B çarpı 35 üzeri Y ise X artı Y toplamının alabileceği en büyük, yani maksimum değer acaba nedir deniliyor. Sevgili arkadaşlar, hemen sayıyı
asal çarpanlara ayırmalısınız. Asal çarpanlara ayırdığımda 3 ve 7 yine 35'i asal çarpanlarına ayırdığımda 5 ve 7'dir. Biraz önce işlediğimiz soruyu dikkatlice irdelediğimizde benim için maksimum olan değer çarpanlardan en büyük olanının üssüdür. Dolayısıyla ben 70 faktöriyeli, daha doğrusu 70'i, x'in en büyük değerini bulabilmek için sürekli 7'ye bölmek zorundayım. Çünkü 3'e böldüğünüzde bu x değeri artar. 7 değeri doğal olarak azalacaktır. Ama 6 üzeri x probleminde olduğu gibi aynı mantıkla hareket ederek atıyorum, bakın yine 10 tane 3 çarpanı var. 5 tane 7 çarpanı varsa yine 5 tane 21 çarpanı vardır mantığından hareket ederek 70'i 7'ye bölüyorum. İşte arkadaşlar, kaç kez var? 10 kez. Yine 10'u 7'ye bölüyorum. 1 kez var. Öyleyse 7'nin üstündeki maksimum x değeri 11'dir. Aynı şekilde 70'i bir kez daha 5 ve 7 çarpanlarından en büyüğü olan 7'ye böldüğümde sürekli buradaki y değerinin de 11 olduğu ortaya çıkar. Benden bu iki değerin maksimum toplamını istemekte doğru seçenek B'dir denilir. Yeni bir sorumuza geçtiğimizde bu soruyu dikkatlice irdeleyelim. Sevgili arkadaşlar, burada soruya baktığımızda çok basit bir soru. 100 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır deniliyor. Hemen bunu daha önce de belirtmiştik. Hani son rakamlardan kaç tanesi 9'dur probleminde olduğu gibi. Bir sayının sonundaki sıfırların sayısını bulmak için verilen sayı değeri sürekli 5'e ne yapılmalı? Bölünmeli. Öyleyse 100'ü 5'e bölüyorum. 20. 20'yi 5'e bölüyorum. 4. 4 de 5'e bölünemez. Öyleyse bu sayıyı ben yazdığımda sondan tam 24 basamağı sıfır olmak zorundadır diyorum. Ve doğru seçenek E'dir denilir. Sevgili arkadaşlar, konu ile ilgili bir diğer sorumuza geçelim. Oldukça önemli bir soru. Çok dikkatlice izlemeniz gerekmekte. Bakınız, bir faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 103 faktöriyel toplamının 12 ile bölümünden kalan kaçtır deniliyor. Sevgili arkadaşlar, bu sayıların değerlerini bulmaya çalışalım. Bakınız, 1 faktöriyel 1'e eşittir. 2 faktöriyel 1'den 2'ye kadar olan sayıların çarpımı olan 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. Peki arkadaşlar, lütfen dikkatlice takip edelim. 4 faktöriyel 24'e eşittir. 24 12'ye tam olarak bölünür. 5 faktöriyel 120'ye eşittir. Evet arkadaşlar, 120 de 12'ye tam olarak bölünebilir. 6 faktöriyel 720'ye eşittir. 720 de 12'ye tam olarak bölünebilir. Bundan sonraki bütün değerler 12'ye tam olarak bölünebilir. Öyleyse bu bölme işlemini yaptığımızda kalan değerlerin toplamı 9 olup sorunun doğru çözümü E'dir denilir.
Sevgili arkadaşlar, yeni bir sorumuza daha geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu da önemli bir soru kalıbı olarak karşımıza geliyor. Bu soruda özellikle dikkat etmeniz gereken püf noktası çarpanlara ayırma. 25 faktöriyel artı 30 faktöriyel eşittir A çarpı 5 üzeri X işleminde A 5'in katı değildir. Bu koşuldaki en büyük X sayısı kaçtır deniliyor. Sevgili arkadaşlar, ben 30 faktöriyeli, lütfen dikkatle takip edelim, 25 faktöriyel çarpı 26, 27, 28, 29, 30 olacak şekilde yazabilirim. Bir 25 faktöriyel de burada var. Öyleyse bu iki işlemde ortak olan 25 faktöriyeli ortak çarpan parantezine alırım. 1 artı şu değere bakınız A diyelim. 1 artı A değerini elde ederim. İsterseniz A sağda var. Değişik bir sembol B değerini kullanalım. O da eşittir. A çarpı 5 üzeri X olarak değerlendirilir. Sevgili arkadaşlar, burada önemli olan çok önemli bir konu üstünde durmak istiyorum. Siz artık 25 faktöriyelin içindeki 5'leri aramalısınız. Çünkü bakın bu değer kesinlikle ve kesinlikle bu değer çift olsa, bakın mesela 8 düşünün tek bir sayı olur. 9 düşünün 11, 10 olarak olur. Çarpma işleminde 25 faktöriyelin içinde acaba kaç tane 5 değeri vardır? Bunu bulmak için 25 ifadesi sürekli 5'e bölünür. 5 kere 5, 25. Yine 5, 5'e bölünür. Bir kere. Öyleyse x'in maksimum değeri 5 ile 1'in toplamı olan 6 değeridir denilir. Doğru seçenek B'dir. Sevgili arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Sizlere bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.